Kıymetli dostlarım, herkese merhaba. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda mübaşir alımları hakkında yapmış olduğumuz anketlerin sonuçlarını aktarmış olacağım. Dün itibariyle İKM erkeği ve İKM kadını aktarmıştım zaten. Şimdi ise mübaşir anket sonuçlarını aktarmış olacağım sevgili dostlarım. Tabi bunların hepsi yüzdelik dilimler görmüş olduğunuz gibi yüzdelik dilimler halinde ortaya konulmuş. Youtube'un yapmış olduğu sistem gereğisiyle bu şekilde bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Ben bunların hepsini tek tek hesapladım. Sizleri iyi bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Tabi bunları yaparken gerçekten büyük emek sarf ediyorum. Bu emeğe karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın. Bu süreçte işte hep destek verdim. Destek vermeye devam edeceğim Allah'ın izniyle. Hani sonuçlar nereden açıklanacak, ne zaman açıklanacak, sözlü mülakat uygulamasına hakkında teknikler gibi unsurların hepsine değinmiş olacağız Allah'ın izniyle sevgili dostlarım şu soruyu çok aldım tabii anket sonuçlarına geçmeden önce şunu da kısa bilgi olarak vereyim size zabit katipli ve icra katipli için anket oluşturmadım bunu oluşturmamın sebebi hani uygulama sınavına çağrılacak aday sayısı çok fazla olduğu için yer yer hemen hemen çoğu illerde bu puan 70 ve 72 arasında olacağı için sizlere gelme ihtimali yüksek olacaktır o yüzden çokça bir anket oluşturmaya gerek duymadım hani mübaşiliği alımı ve ikame alımı biraz daha yüksek kapatacağı için ve zabit katil ve icra katil daha da düşük kapatacağı için ona ayrı bir, bir anket oluşturmadım. Hemen hemen başvuracak olan çoğu kişiye gelmiş olacak çağrılmış olacak. Bundan sonraki süreçte işte, çağrılacak günleri, aşılanacak günleri ve teknikleri gibi önemli unsurlarda bir dahaki videolarımızda ele almış olacağız. Artık yarın itibariyle tamamen kapanmış olacak. Tabi bu anket sonuçlarına çok, çok kulak asmayın. Hani bir yol göstersin bizlere belki bir bilgi sahibi olalım. Belki böyle bir meraklarımızı gidermiş olacağız bu anketlerde. Ama sakın ola ki belki doğrudur ama belki de yanlıştır bunu bilemeyiz. O yüzden hani buna göre bu anket sonuçlarını şekil alarak değiştirmeyin. Belki nasibinizde orası vardır yazmış olduğunuz yer vardır. Belki e, değiştireceksiniz, değiştirdiğiniz için de iyi olacaktır sizin. Belki değiştirmeseniz daha iyi olacaktır, bunu bilemeyiz. Tamamen nasip kısmettir, nasibiniz de varsa zaten olacaktır. O yüzden gönlünüzü ferah tutun, yaşayabileceğiniz illere şöyle bir seçin. E, yaşayabileceğiniz ile nereye gidiyorsanız artık e, bu il bana uygun, bu yaşayacağım yer bana uygun diyerek Orayı seçebilirsiniz sevgili dostlar. İsterseniz şöyle bir anket sonuçlarına geçelim. Adana'dan başlayalım. Adana Mübaşir aramına kaç puanla başvuracaksın gibi sorumuzu sorduk. Bakalım ee, kaç puanla kim başvurmuş, nereye başvurmuş sevgili arkadaşlarım. 70-73 puan ile 92 kişi başvurmuş. 73-77 puan aralığında 60 kişi başvurmuş. 77-80 puan aralığında 70 kişi başvurmuş. 80-85 aralığında 58 kişi başvurmuş. 85 üstü de 42 kişi başvurmuş sevgili dostlarım. Bunlar gerçekçi rakamlar olmayabilir veya doğru rakam olabilir. Biz buraya hani sadece merakımızı gidermiş olalım. Şöyle bir bilgi sahibi olmuş olalım bu anketlerle beraber sevgili dostlarım. Ankara mübaşiyle baktığımızda 70-73 puan aralığında 124, 73-77 puan aralığında 80, 77-80 puan aralığında 95, 80-85 puanda 99 ve 85 üstü puana sahip olan kişiler de 77 kişi olarak belirlenmektedir sevgili dostlarım. Antalya ile baktığımızda 70-73 puan aralığında 137, 73-77 puan aralığında 99, 77-80 puan aralığında 94, yine 77-80 puan aralığında daha doğrusu 80-85 puan aralığında 99, 85 üstü puan aralığında ise 64 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakırköy'e baktığımızda arkadaşlar 162 kişi 70-73 puan aralığında başvurmuş. 73-77 puan aralığında 113 kişi başvurmuş. E, 77-80 puanında yine 113 kişi başvurmuş. Ve 80-85 puan 92 kişi başvurmuş. 85 üstü puan sayılan olan kişilerde 60 olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Mübaşı Aralığına baktığımızda 70-73 puan 108 73-77 puanlarında 71, 77-80 puan aralığında 75, 80-85 puan aralığında 68 ve 85 üstü puan sahip olan kişiler 49 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Anadolu Mübaşir Arun'a baktığımız taktirde 70-73 puan aralığında arkadaşlar 282 kişinin başvurduğunu, 73-77 puan aralığında 159 kişinin başvurmuş olduğunu, Yine aynı şekilde 77, 80 ve 80, 85 puan aralığındaki kişiler de 159 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ki bunların oranlaması da aynı %18, %18, %18. En sonunda 85 üstü puana sahip olan kişiler de 124 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplamda 880 oy kullanılmış oldu bu anket sonucu dahilinde sevgili dostlarım. Daha sonraki süreçte Bursa'ya bakacağız. Bursa'da 70-73 puan aralığında 594, 73-77 puan aralığında 306. Yine 77-80 puan aralığında 306. 80-85 puanında e, %16'lık kısmı yani 288. Ve daha sonra 85 üstü puan sahip olan kişiler de 306 olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili dostlarım. Antep'e bakalım. Antep'te e, 70-73 puan aralığında %33 kısımla 594 yine. 73-77 puan aralığında 324 kişi. 77-80 puan aralığında 306 kişi. 80-85 puan aralığında 270 kişi. Ve 85 üstü puan alan kişilerde 306 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Antep bayağı uçmuş. Ben samimi rakamlar olduğunu düşünmüyorum. Tabii merak eden dostlarımız var olduğu için de bu anketlere şöyle sizlere aktarmış oluyorum. Antep bana çok yani objektif gelmedi. O yüzden kararlarınızı değiştirmeyin. Sizler e, kendi oluşturmuş olduğunuz analizler ve araştırmalarınıza göre muhakkak başvurularınızı yapmış olun. İzmir'de ve Mersin'de bu şekilde arkadaşlar çok yüksek rakamlar katılmış. Tabii doğru da olabilir ama bana gerçekçi gelmedi. Bunu da sizlere aktarmış olayım. İzmir'in mi kaç puan ile başvuracaksın diye sorduk. 70-70 puanında 627 kişi. 73-77 puanında 342 kişi. 77-80 puan aralığında 323 kişi, 80-80 85 puanında yine 323 kişi. 85 üstü puan sahip olan kişi de 304 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dediğim gibi buna doğru da olabilir. Bana göre çok da doğruluğu yok. Hani yine sizler kendi fikirlerinize göre başvurunuzu yapmış olun sevgili dostlarım. Mersin'e baktığımızda arkadaşlar 70 puan puanlarında 627 kişi başvurmuş. 73-77 puanlarında 323 kişi. 77-80 puanlarında 304 kişi, 80-85 puanlarında 304 kişi tekrardan, 85 üstü puan sahip olan kişilerde 323 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet ben bugün itibariyle Instagram'da soru cevap yapmış olacağım, sorularınızı almış olacağım. E, merak ettiklerinizi oradan sorabileceksiniz size, sevgili dostlarım. E, i̇nşallah her şey gönlünüzce olur. Bundan sonraki videolarımızda artık Ateist Bakanlığı'nın sonuçları hakkında, sözlü mülakatları hakkında, uygulama sınavları hakkında bilgi vermeye devam etmiş olacağım. Muhakkak kanala abone olarak bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın. Instagram adresimde KPS Geografi 18 oradan soru cevap yapmış olacağım dediğim gibi sorularınızı oradan sorabileceksiniz. Bunların dışında kalan tabii ki de iller var. Hocam ben bunlar arasında bunlara başvurmayacağım. Atıyorum işte e, Kırşehir'e falan başvuracağım diye soracak olursanız da sizler yorum kısmına belirtin. E, kırşehir arkadaşlar kim kaç puan nereye başvurdu gibi sorularınızı sorun. Orada cevaplarınızı e, toplamış olun sevgili dostlarım. Hani bunların dışında kalan şeylerini de sizler yorum kısmına belirtin. Etebilir. Arkadaşlarımızı oraya toplayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım lütfen e, bu emeklere karşılık size aktarmış olduğum bilgilere karşılık lütfen ama lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.